Adem Hoca'dan herkese iyi günler diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sınav yaklaşıyor. Herkese başarılar diliyorum. Bugün 11. yeni nesil TYT denemesini çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Güzel sorulardan hazırladım sizler için. Şimdi i̇şte bu denememizde arkadaşlar 22 tane soru var. 40 soruluk deneme seçmedim. Şöyle az öz olsun. 22 sorumuzun 12 tanesi anlam bilgisi sorusu. 10 tanesi de dil bilgisi sorusu. Gerçekten güzel bir deneme. Yine bu denemede kısa notlar, konu zetli, püf noktalarla arkadaşlar denememizi sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Lütfen dikkatli çözelim. Kendimizi denemede hissedelim. Yani e, böyle son hamlelerimiz yapalım arkadaşlar. Lütfen dikkat, dikkat. Bilgisizlikten kaçırmıyoruz. Genelde dikkatsizlikten kaçırıyoruz. Bundan dolayı aman dikkat diyor ve 11. TYT denememize başlıyorum arkadaşlar. Birinci sorumuzdan. Evet bu parçadan aşağıdakilerden kesin olarak çıkarılamaz. Kesin olarak çıkarılamaz. Yani kelimelere çok dikkat etmem lazım. Bitkilerde büyümenin başlayabilmesi için başlayabilmesi sıcaklığın yanı sıra bitkinin ışık alma süresine bağlıdır. Şimdi bakın burada bitkilerin büyümeye başlaması sıcaklık olacak yanı sıra Işık alma süresi. Adem hoca ne yapıyor? Sihirli kelimelerin altını çiziyorum. Tamam. Caddelerde elektrik lambalarının yakınında dallarda bulunan tomurcukların aynı ağacın diğer dallarındaki tomurcuklardan birkaç önce, birkaç gün önce açması bu etkinin sonucu. Ha, yani e, ışık alma süresi fazla olan daha erken tomurcuk açıyormuş. Anladım. Önemli yerlerin altını çizdim. Bakıyorum. Bitkinin büyümesi. Tamam hocam. Sadece ısı ve sıcaklık gereklidir. Olabilir. Ama burada şimdi, neyin altını çizdim ben? Işık alma süresi diyor. Ama burada nerede ışık alma süresi? Hı? Yukarıda ışık alma süresinden bahsediyor. Ama A şıkkında ışık alma süresi dememiş. Isı ve sıcaklık demiş. Hocam ben kalmam buna. Soru işareti. Öyle yok. Acele etmeyeceğiz. Bitkiler çevreden gelen etkiler karşı. Evet tabii çevreden gelen karşı. işte işte yakınlık, uzaklık, ışık alma süresi tabii ki duyarlı hocam. Bu parçada var. Çıkarabilirim. Işık bitkilerde büyümeye uyarıcı etki yapar. Tabi bundan zaten ışık süresinden bahsetmiş. Bitkiler gelişimden sürebilmek için sıcaklığa ihtiyaç duyar. Evet kesinlikle çıkarabilirim zaten bundan bahsediyorum. Işığın derecesi bitkinin dalların, tomurcakların daha erken açmasını etkiledi. Tabi ışığın derecesi yakınlığı. Ama hocam A diyorum. A şıkkında sadece ve sadece ısı ve sıcaklık değil, nerede ışık alma süresi kesin çıkaramam. Evet, güzel bir soru arkadaşlar, tamam. Ee, diyor ve hemen ikinci sorumuza geçtim. Bu parça iki paragraf ayrılmak isterse ikinci paragraf hangisine başlamalı? Yani hangisinde trenin vagonu değişiyor, hangisinde konu değişmiş, hangisinde farklı bir paragrafa geçmiş? bakıyorum. Yetenekleri, el becerisi, yaratıcılığı ve performansı bilinmeyen öğrencilerin, öğrencinin yeteneği tamam bir güzel sanatlar üniversitesinde ya da sanat tasarım okullarında hangi seviyeden başlaması gerektiği belirlenemez. Demek ki öğrencinin niye bilmesi lazım? Bir el becerisi yeteneği bilmesi lazım. Her öğrencinin kendine özel çizim tarzı ve yetenekleri olduğu için kişinin çalışmaları incelemek gerekir. Birliği aynı konu etrafında dönüyor. Güzel Sanatlar Akademisi'leri ve üniversite öğrencileri farklılıklarını gözleyebilmek ve program için yeterlilikten önce bilmesi isterler. Çünkü çünkü bunlarda ne var? Öğrencinin yeterli elbeci. Hocam aynı konu etrafında devam ediyoruz. Yurt dışı güzel sanatlar üniversiteleri eğitim programlarını öğrenci kabul ederken farklı elemeler yapıyorlar. Konu aynı ama konunun farklı yönüne geçmiş. Türkiye'yi bırakmış, yurt dışına geçmiş. Öğrenci adayları ile yukarı üniversitedeki TYT sınavında başarıcı alarak belirlenen puanı falan demiş. Ancak bazı üniversiteler diyerek aslında arkadaşlar dörtten itibaren, dörtten itibaren öğrencilerdeki el becerisi ve üniversitelerin durumu anlatırken dörtte yurt dışı mevzuna geçmiş. Ancak bazı üniversiteler önce kulüpleri başa koymuyorlar. Dolayısıyla başvurmak yani yurt dışındaki üniversitelere başvurmak. Hocam Ceyhan diyoruz. Dört nolu cümlede konu değişmiş. İkinci bir paragraf oluşturabilirim diyorum. Evet geldik üçüncü sorumuza. Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili aşağıda hangisine çıkarılamaz? Şimdi i̇şte böyle sorularda şıklara bir bakalım. Kurgu oluşturmak için uzun çalışmalar. Kendisine söyleyen tavsiyeleri dikkat almış. Yapıtlarını estetik yönünü Geniş okur kitlesi Yapıtlarında yalın sade bir dil kullanmış. Bakalım. Her dönemde okunmak istediğini açıkça ifadeden yazar. Her dönemde okunmak istiyor hocam. Evet. Ee, ciddi sayı okur sayısına sahiptir. Hocam geniş okur Denizli hemen buldum. Artı koydum hocam. Tamam. Bunu gerçekleşim için popüler olanın değil. Ha, popüler olan ne demek arkadaşlar popüler? Yani ee, Kurguyu uzun zaman değil. Devam edelim. Ee, sanatın peşinden gitmiştir. Yani popüler değil de o dönemin has konusu özelliği değil de sanatın peşine koymuş. Sanat kokmayan bir metni benimsemeyeceğini söyleyen yazar. Sanat kokmayan metin. Demek ki arkadaşlar yapıtlarını estetik gün. Ne demek estetik gün? Sanat kokmayan metni kabul etmiyor. Bildiği yolda ilerlerken kendisine verilen öğütleri asla kulak ardı etmemiştir. Kulak ardı etmemek arkadaşlar tavsiyeleri dinlemiş hocam. B de gitti. A mı E mi bakacağız. Özellikle doğal günlük dili yansıtan anlatımın bu öneriler sayesinde oluşturduğu kendisi birçok dilemeciliği ifade etmiştir. Hocam yalın dilde var ama parçanın hiçbir yerinde kurguyu, kurgu ne demek? Hikayenin, romanın kurgusu olayı, uzun çalışmalar, kurgudan bahsetmemiş. Cevap arkadaşlar A diyoruz. A çıkarılamaz. Dördüncü sorumuza bakalım. Söylelemez anlatım ile alakalı. Metin anlatım teknikleri. İşte ikileme, birinci kişide anlatım, benzetme. Mesela bu tip sorularda sevgili arkadaşlar. Benim hemen dikkatimi birinci kişide anlatım gelir. Ne demek birinci kişide anlatım? Geldim, gittim, koştum ya da geldik, gittik, koştuk. Biz ya da ben. E bakıyorum yüklemlere. Yanıyordu. Uyuyamıyordu. Bozuyordu. Açılıyor. Değil mi? Dalıyor. Ya burada bir defa o var. Üçüncü tekil kişi var. Yani hemen mesela ben e, cevap E derim. Dikkatimi çeker. Ama yine bakalım. Üzeri dallarla örtülmüş sığınan hemen önünde çoban ateşi yanıyordu. Muhsin'in yüzü ateşe dönüktü. Gecenin efsaneleşen görüntüsüne bırakmıştı gözlerini. Uçuk yüzüydü bu gece gökyüzü. Ay mahmur, yıldızlar salkım saçaktı. Salkım saçak hocam. Bak salkım saçak bir defa. Hocam ikileme. Yukarıda benzetme de zaten yapmış. Zaten öykü Değil mi? Muhsin, olay, akış var. Her çıtırdı yeni bir sıçra işte bozuyor hayallerini. Zaten devrik cümleler de var hocam. Cevap Edirne. Çünkü parçanın tamamında üçüncü kişili anlatım var. Ama öyküleme var, devrik var, benzetme var, ikileme var. Ay mahmur. Değil mi? Uçuk gök yüz. Uçuk yüzlüydü bu gece gökyüzü. Yani gökyüzünü uçuk yüz diye benzetmiş. Geçtim. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Bu parçanın anlatımında hangi teknikten yararlanılmıştır diyor. Açıklama, betimleme, evet her sene bir soru geliyor bununla alakalı. Mesela ben dikkatimi ne çeker? Tanık gösterme neydi arkadaşlar? Tanık gösterme önemli kişinin sözü olacak tırnak içerisinde genelde. Başkasının sözü olacak yani. Mesela ben hiç tırnak içerisinde şu kişinin sözü hemen ya şu D şöyle bir eksi çizebilirim tanık gösterme. Okuyorum. Bazı insanlar bilimsel bilgilerin doğruluğu, doğruluğu ispatlanmış ve değişmez bilgi olduğunu düşünebilirler. Ancak bakın ilk cümle karşı fikir, sevmediği fikir, eleştirdiği fikir. Ancak bu düşüncenin aksine bilim başlamış kendi fikrini. Bence burada kesinlikle bakın ne var? Bir tartışma var. Tartıştığı konuyu öne sürmüş, kendi fikrine başlamış. Doğa hakkındaki bilgilerimizin geliştirilmiş bir süreçtir. Bilimsel bilgiler, teknolojik ve bilgi düzeni ilerleme, yani bulguların ortaya çıkması, eski bulguların yeniden yorumlanması veya sosyal ve kültürel faktör etkisiyle değişir. Örneğin 1960'larda kadar mantarlar, bitkiler falan. Yani bir fikri çürütmeye çalışıyor, kendi fikrini etkili kılmak istiyor. Bununla alakalı da örnek vermiş hocam. Ne oldu burada? Tartışma var, örneklendirme deriz. Bir defa olay yok, öykülemeyi eledik olay var mı, akış var mı, hareket var mı, bir merak unsuru var mı yok. Zaten bir tasvir de söz konusu değil, bir doğa ya da insan tasviri benzetme yok ama örnekledir var ama zaten şurada kesinlikle bir tartışma söz konusu var. Tamam. Bundan dolayı cevap Ceyhan demiş olduk. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Evet boşluğa sıra silansı getirilmeli. Yazmakla birlikte yapmanız gereken bir şey daha varsa o da düşünmektir. Çünkü iletişim yazmak için sizin tek kaynağınız. Bir defa A olamaz. Düşünmek, iletişim tek kaynak. Yazmakla birlikte yapmanız gereken bir şey varsa o da okumaktır. Çünkü okumak sizin için besin kaynağı. Hocam B olur yani. Niye olmasın? Okumak, okumak, okuyan insan değil mi? Kaynağı geliştirir, büyütür. Onun için mi? besin kaynağıdır. Öğrenmektir, anlamak olabilir. Engelsiz sizin kaynağınız. Bir de şu engelsiz kelimesinden dolayı cihan olmaz. Bilgilenmektir. bilgi eksik sizin kaynağı Eksikten dolayı da olmaz. Yazmak demiş bir şey varsa o da gezmektir. Çünkü gezmek yazmak için yani neden E olamaz? Çünkü B dururken ben E'yi işaretlemem. Yazmak diyor, okumak diyor, besin kaynağı diyor, cuk diyor oturuyor. Ama E şıkkında yazmakla birlikte gezmek, bir de yazmak sizin en yakın kaynağınızdır. Gezmek. Gezmek sizin en yakın kaynağınızdır. Olmaz. Yani ben B dururken E demem. Diyor ve geçiyorum. Yedinci sorumuza geldik. Çıkarılamaz. Söz edilen sanatçı ile ilgili. Ödüm vermemiş. Herkesçe tanımayı amaçlamış. Romanının güçlü bir görselliğe sahip olduğu. Moda olan konulara ilgi göstermediği. Konularını hep çevresinden seçtiği. Yani şıklara hızlı bir şekilde kesinlikle bu tip sorularda bakmak lazım. Popülerlik kovalamayan. Ya ne demek popülerlik kovalamayan arkadaşlar? Yani moda olan konulara ilgi bakın. D gitti. Yani şu zaten denizli. Romanların iç, içeriğini dönemsel ilgilere göre belirlemeyen, dönemsel değil. Nitelikli edebiyatın izini süren güçlü bir yazardır. Yani ee, ne diyelim burada? Herkesçe tanınmayı, yazınsal kalite ödün vermedi. zaten nitelikli edebiyatın izni demek nitelikli edebiyatın izni yazınsal kaliteden ödün vermiyor. Çok güzel. Bilinç akışı yöntemini kendine özgün kullanımı, gerçeklikten ödün vermeyen tavrı, romanlarının güçlü e, sinematografik yapısı. Bu sinematografik arkadaşlar görsellik yani sinema gibi görselliğe önem vermesi. Ceyhan var. Edebiyatımı etkileyen sanatçı gelecek kuşaklara da okunacak kalıcı eserlere imza atmıştır diyor. Herkesçe tanınmayı amaçlamadığı yani popülerlik kovalamıyor. Doğruca ama konularını hep çevresinden seçtiğinden bahsetmemiş. Çıkarlamaz. Değil mi? Hatta böyle e, şurada var. Romanların içeriğini dönemsel ilgilere göre belirlemeyin demek arkadaşlar hep çevresinden seçmiyor ki. Yani döneme göre değil. Zaten E'den bahsetmemiş. Cevap E şıkkı dedik. Geldik 8. sorumuza. Kesin olarak çıkarılabilecek yara Aman dikkat bakın. Kesin sorularda önemli kelimelerin her zaman altını çizmemiz gerekiyor. İsoni, İsoni azit ve rimampikin e, antibiyotikleri biraz kelimeler çek. Antibiyotikleri sayesinde mikrop, e, mikro tüberküloz adlı bakterinin yol açtığı tüberküloz hastalığı. Tamam yani e, tüberküloz tüberküloz hastalığından bahsediyor. Bunun sebebi nemli bağlı bakteri diyor. Tamam. attı bakterinin yol açtığı tüberküloz hastalığı. Şuraya kadar anladık yani. Sayesinde tüberküloz adlı bakterinin yol açtığı tüberküloz hastalığı. Tamam. Hastalık. Zengin batı ülkelerinde artık pek görülmediği gibi Diğer ülkelerde de azalmış. Hmm, zengin ülkelerde görülmüyor. Diğer ülkelerde de zengin olmayan ülkelerde azalmış. Fakat şimdi az gelişmiş ülkede başta olmak üzere tüberküloz dünyanın her yerinde yeniden yaygınlaşmış. Üstelik Hindistan, Çin, Rusya ve Papua yeni gibi bir aslında bu yeni tüberküloz vakaları antibiyotiğe karşı dirençli. Şimdi parçayı anladık. Bir hastalık var. Bu hastalık eee pek görülmese de batılı ülkelerde ama diğer ülkelerde azalmış fakat daha sonra tekrardan yükselmiş diyor. Tüberküloz etkisi etkis üzerinde etkili olmayan antibiyotikler yeniden yenileri üretilmek. Bir defa yenileri üretilmektedir. Nerede var? Tüberküloz üzerinde etkili olmayan antibiyotikler yerilerini yenileri üretilmektedir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu ben e, çıkaramam. Pardon. Dünyanın her yerinde tüberküloz az gelirli insanları etkilemiş. Hayır hocam tam tersi demiş. Üstelik Hindistan demiş Çin. İlla az gelirliden bahsetmemiş. Tüberküloz yol açan bakteri daha da güçlenerek gelme var. Hocam olabilir. Bakın burada çok ayrıntı yememiş. Tüberküloz var. Bunun bakterisi var. Güçlenerek yayılmaya başlamış. Yani C olabilir bakın. C olabilir. Tüberküloz nüfusu çok olan ülkelerde daha hızlı. Hayır hocam tam tersi diyor. Yani nüfusu çok olan bir şey var mı? Hayır ondan bahsetmemiş. Ee, sonra tüberkülozla mücadelen kazandığı yanılgısı böyle bir yanılgı yok. Çalışmalar aksattığı için çalışmalar bu da yok hocam. Yani D ve E'yi kesinlikle eledim. Bursa'da az gelir insanlardan dolayı eledim. E, yeniden üretilmektedir den dolayı ama cevap Bursa cuk diye ortaya çıktı arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Cevap Ceyhan, Ceyhan arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere akımın, anlatımın akışına göre aşağıda hangisi getirmesi en uygundur? Bak en uygun. Arkadaşlar eğer boşluk doldurmada boşluk parçanın tam ortasındaysa önceki ve sonraki kelimelere dikkat edin. Bakın yani bu parça okuduğunuz zaman bütün şıklar gelebilir. Hocam A dolur, B de olur, C de olur, hepsi olur. İşte burada kelime çok önemli. Ben eriyen kar suyunu içtim doğduğum dağların. Tamam, doğduğun dağların kar suyunu içmiş. Tamam. Yaylıların çiçeğini kokladım, çiçekleri kokladım. Tamam. Yayla dumanı bu dumanların hatırası akıp giden gümüşüdür. Yayla dumanı. Tamam. Yemyeşil dağların hem gülüşü hem de yasıdır. Yemyeşil dağların hem gülüşü hem yasıdır nokta nokta. Gümüşten rengiyle rüzgarın önünden giden bir seyyah akan suları gizleyen bir perdedir. Evet. Bence bu biraz zor olabilir bu metin. Kar yağınca ince ince taze ve düzler beyaz birimi dönüşür. Suları ağlayan rüzgarlara karlarla gömülür. Neşedir bazen insanların yüreğinde bazen de sesin üzündür. Şimdi dağlar somurkanın azı kuşta ise sessizdir. Pınarlar türküyle akar, dağ temputa coşku. Hepsi gelebilir gibi. Ama burada bakın şu dikkatimizi çekmesi lazım. Şimdi boşluktan önce dikkat edin. Yemişi dağların hem gülüşü hem de yası demiş. Sonra Ceyhan'da neşedir bazen insanların yüreğinde bazen sessiz bir hüzün. Neden C gelmesin? Yani parçanın akışına göre akışa göre gülüş demiş, yas demiş, noktalı virgülü koymuş. E, bir önceki cümleyle alakalı hangisi? C ha? Bu kadar yani. Bakın soru çözme mantığı. Bundan dolayı C desem daha iyi olmaz mı? Olur yani. Evet, geldik 10. sorumuza. Bu cümleden Kapadokya ile ilgili Aşağıdakiler hangisi kesin olarak çıkarılabilir? Kesin. Bakıyoruz. Yazılı tarihi Hititlerle başlayan Kapadokya'da. Şimdi nasıl tarih? Bak yazılı tarihi diyor. Hititlerle başlamış. Coğrafi olaylar peribacalarını oluşturmuş. Ha, coğrafi olaylar peribacalarını oluşturmuş. Hangi coğrafi olay bilmiyoruz bakın. İnsanlar buraya yerleşerek bölgenin Ticaret açısından önemli kavşak olmasını sağlamış. Bakın arkadaşlar her kelime önemli. Yani sürekli soru çözümümüzden dolayı Kapadokya, Hititler, yazılı tarih, coğrafi olaylar, önemli bir kavşak olmasını sağlamıştır. Bakalım. Penibacaları rüzgar etkisiyle. Yani rüzgar yok ki. Coğrafi olay rüzgar mıdır? Olabilir de olmayabilir. Kesin değil ki. Bilemiyorum yani. Ayı elerim hocam. Rüzgar yok ki parçada. Coğrafi olay hocam bak kesin diyor. Tarihi yani Kapadokya'nın tarihi yazılı tarihle birlikte başlamaktadır. Şimdi bakın burada yazılı tarih demiş. Ama burada ise tarihi yazılı tarihle birlikte başlamaktadır. Hmm. Aslında var ya burada şöyle, şöyle bir mantık diyebilir miyim arkadaşlar? Kapadokya'nın tarihi Yazılı tarifler önce de var aslında. Ama yazılı tarih Hititlerle başlamış. Bakın yazılı tarih Hititlerle başlayan Kabadokya'nın tarihi ne zaman başlamıştır? Demek ki yazıldan önce bir de yazısı tarih var hocam. Aslında var. Çok güzel bir soru. Çok güzel. B. Bakın eleyici bir şey hocam. Soru işareti koydum. Turizm açısından önemli bir merkezdir. Hocam önemli değil mi? Bakın dikkat edin. Kabadokya diyor... İnsanlar buraya yerleşerek bölgenin ticaret açısından önemli bir kavşa olmasını sağlamışlar. Ama bu demi bu şu mu demek? Turizm açısından önemli bir merkezdir. Bilmiyorum. Bölgenin ticaret açısından önemli bir kap önemli bir kavşak geçiş yeri. Ama bu onun çok önemli turizm merkezi midir? Soru işaret hocam. Bak kesin mi şey arıyorum. Perivacan oluşumu günümüzde de günümüzde de bir ifadesi yok bu kesin eledim. A'yı kesin eledim. Doğal ve tarihi ögeler barındırmaktadır. Bakın Kapadokya'da doğal ve tarihi ögeler var mı? Var. E, peribacaları var. Yani şimdi ben B, C ve E arasında kalsam ne yaparım? B'yi eledim. Burada yazılı tarih diyor ama Kapadokya'yı soruyor bana. Demek ki burada da e, tarihi yazılı tarihle başlamamıştı. Onun tarihi yazılı tarihi hocam. B'yi de eledim. Turizm açısından önemli merkezdir. Hayır ticaret açısından önemli bir kavşak olmasını sağlamış ama neticede önemli mi olup olmadığını bilmiyorum. Ama E şıkkı derim hocam. Doğal tarihi öge bakın. Ta yazı Hititlerden gelmiş bakın. Kabatokya Hititlerden gelmiş. Demek ki tarihi doğal peribacaları. Bunda yorum yok. Cevap E diyoruz. Bence edeici bir soru olabilirdi bu artık. Bakalım. Şimdi 11. sorumuza bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Gazeteci, yazar, soru cevap sorusu oldukça uzun sorular ama bir o kadar da kolay sorulardır bu sorular. Hemen şöyle e, ilk cevaba bakalım. Okuma yazma süreçlerini, tecrübelerini, okuma listelerini, edebiyatın temel konularını, tartışmaları bir araya getirmeye başlayan bu kitap. Ha, kitabın içeriğinden bahsetmiş. Amacından bahsetmiş. Genelde edebiyat okurlarının özelde edebiyat ortamına girmek isteyen ama bir yolu bulamayan insanların sorulan cevaplandırdığı bir yazarın 30 yıllık bir hikmini yansıtan bir eser. Oo çok güzel. Tecrübeli bir eser diyor. Tamam. Tecrübeli bir kişinin eseri. Umulur ki. Bakın bu kelimeye dikkat edin. Umulur ki. Demek ki soruya cevap veriyor Umulur ki bir, bir yaraya merhem olsun. Sağlıklı bir edebiyat ortamına katkıda bulunsun. He. Şimdi bakalım ben bu cevabın ana fikrini ya da sorusunu şuradan umulur ki bir yaraya merhem olsun. Bu kitap yazımdaki amacınız nedir? Olabilir. Bu kitap yazımdaki amacınız nedir? Bakın A olabilir. Edebiyat adım atmak için yazar adaylarına neler önerirsiniz? Bir defa önerilerden bahsetmemiş hocam. geliyorum. Bu kere yazarken arkada nasıl bir iz bıraksın istediniz. He, umulur ki merhem olsun. Hocam bakın şimdi A da olabilir dedim. C de olabilir dedim. Bu kitabı yazarken arkada nasıl bir iz bıraksın istediniz. Umulur ki katkıda bulunsun bak. He, katkıda bulunsun hocam. A ve C gelebilir. Hatta oluyor yani. Okura ve yazıya göstergeselerde sizce neler, nelere dikkat, dikkat edilmeliden bahsetmiyor hocam. Değil edin. Bu eseri hazırlamak için nasıl bir çalışma, çalışmadan da bahsetmiyor hocam. Ya A ya C. İkinci yer okuyorum. Geçti. Bir yazar yaşadıklarını soyutlanamaz. Elbette yaşadıklarını, tanıklığını, gözlemlerini, doğrularını, inançlarını sanatı aksettirecektir. Yazarın yazdıkları hayata değecek, toplumdan kopmayacaktır. Bu anlamda her yazarın dini, ahlaki, felsefi tavala şöyle de böyle eserde yansıyacaktır. Yani her eserde insan ideolojisi, yaşadığı çevre vardır. Bunlarda da bir şey yoktur. Ama bak, bak bu kelime de çok önemli arkadaş. Ama belli bir estetik kaygı güdülmeden mesaj e, kaygısı hareket etmek eseri zedeler. He. Yani ideolojini yansıt ama sanatçılığından ödün verme diyor. Estetik kaygı. Yani estetik kaygın olsun. Sağlam eser yaz. ideolojini bir şey yansıt yani. Ver mesajı diyor. Şimdi A'ya bakıyorum. Yazarın hep gerçekten yola çıkması gerektiği. geçeceğim. Bakın C. Edebiyat propaganda işlevi ne diyor? Hocam propaganda olmaz. Propaganda yapabilirsin ama sağlam eser yaz yap. Hocam C seçeneği. Evet. Ben böyle çözdüm soruyu. Soru çözme mantığı bu şekilde. İlk okuyuşta üç şık gitti. İki şıkı da ikinci okumamda yaptım. Evet, e, anlam bilgisinin son sorusu sanırım. bakalım. Umarım herkes şöyle şu ana kadar iyi gidiyordur. Anlamca en yakın. En yakın hocam. Kelimelere dikkat. Sanatçı nicedir edebiyatımızda? Yitirilmeye başlayan ulusal damar. Bakın ulusal damar, yerel damar unutulmaya başlayan, yitirilmeye başlanan demek ki var olan bir şey unutulmuş önüne açarak özgün yapıtları ortaya koymuştur. Bu sanatçı kaliteli eserleri ortaya koymuş. Konusu ne? Ulusal damar ama bu unutulmuş yani tekrar şahlandırılmış. Bakın olayı çözdüm. Onun kendine has yapıtları, onun kendine has yapıtları hocam, özgün yapıtları. Edebiyatta modasının geçtiğini düşünülen, evet, yerli duruşu hocam aşık ya. Vallahi aşıklı var ya yani tam denk geldi ya. Vallahi değil mi? Yerli duruş Ulusal damar. Sanatçı tamam. Özgün yapıt kendine has. Yitirilmeye başlayan ulusal damar edebiyatta modasını geçti. Hocam aşık. Sıra dışı yapıtlarıyla daha önce işlenmemiş Daha önce işlemiş ki bu konu hocam. B olamaz. Daha önce işlenmiş unutulmuş. Geç bak B. Kendi toplumun değerlerini yansıtmaya amaçlayan sanatçı başarı yapıda geniş kesimle, geniş kimseden kesimle bahsetmiyor. Yeni bir anlayış oluştu yapıtları kalıcılığı, kalıcılıktan bahsetmiyor. Eski edebiyatımız aldıktığı yeni sentez, sentezden bahsetmiyor. Aşk. Arkadaşlar sorular bence güzeldi. Bakın şu 12 soru var ya 12'de 12 yapan harika. Yani yorumlara yazıyoruz. Hocam 12 ilk 12 full hocam. İlk 12 full deyin. Soru sorudur. Soru güzel. Tamam. Şimdi geldik arkadaşlar deri bilgisi kısmına. Hızlanıyorum. Ee, i̇şlevi yönünden hangisi farklıdır? Ek. Yapım ek hocam. Yazar, yazmaktan yazar hocam. Bu kitapta yazarların fiilden isim yapım eki. Gizli, cılıklısız hocam. Gizli, ünlü, evli. Bu isimden isim. Yolcu, isimden isim. Özdeş, yoldaş, arkadaş, meslektaş, sırdaş isimden isim. Çocuk, suluk, cılıklısız isimden isim. Aşık hocam. Ne bunu yaptık yani. Bunda şey yok. Gizli, özdeş. Geçtik. Tok attadık geçtik. 12 bir dakika 13 ha doğru. 14. soruya geldik. Yazım yanlış yapılmıştır diyor. Yazım yanlış. Evet, uzun. Türkiye son zamanlardaki olumsuz çeviş hatlarına rağmen orijinal doğru. Doğal yapısını koruyabilmiş ebilmek bitişik. Nadir ülkelerden biridir. Hocam bir daha hata yok. Bir daha hata yok hocam. İki. Bazı ülkelerde özel önlemlerle ya da ya da ayrı. Yapay olarak varlığını sürdürebilen pek çok hocam. Pek çok Allah aşkına bitişik olmaz ki ya. Pek çok hocam. Kesinlikle ikide hata var hocam. Dörtte 5'e bakıyoruz. Dört beş. Hemen dörde bakıyorum. Toplulukların ve kültürlerin göçte bölgede yetiştirici yapılan ürünlerin çeşitlik ve zenginliğe büyük katı sağlamıştır. Bir şey yok gibi. Söz edilen bu özelliklerin doğal sonucu olarak Türkiye bitkülü bakımından da dan da den da ayrı yazdı. Dan da bakımından da bakımından da Buradaki daha bağlaştı değil mi? Türkiye bitki bakımından bile hocam ne olur? 2 ve 2 ve 5 olur yani. 2 ve 5'te hata var. 4'te hata var mı? 4 okuduk mu okuduk? 3 okuduk mu? 3'te zaten hata yok arkadaşlar. 4'te var mı bir hata yok? Evet. Cevap Denizli 2 ve 5'te pek çok ayrı yazılacak. Bir de bakımından da ayrı yazılacak. Şöyle iyice emin olmak istedim. Ee, 15. soru zincirimizin tanıması yoktur. Harika bir soru. Bak, kolay ama ben bu soruyu sevdim yani. Bu soruyu doğru yapan tamlamaları hakikaten biliyor bakın. Bu 15'i doğru yapan tamlamaları biliyor demek. Zincirlemesin tamlaması şu. Okulun kapısının kolu, okulun kapı kolu, okul kapısının kolu. Bak bunu ben çok anlattım. Destan not alabilirsiniz. Okulun kapısının kolu. Okulun kapı kolu, okul kapısının kolu. Permagon krallığının başkenti, okul kapısının kolu. Hocam bir de zincirleme. Üç tanesi birbirine girmiş. Tarihi dönemler. Hocam dönemler boyu belirtisizsin talamaz. Ama nasıl dönem tarihi? Hocam bu sıfat. Tarihi ev, tarihi gemi, tarihi sokak. Bunda var ya. Ters köşe yatan olmuştur bakın. Tarihi, tarih isimdir ama tarihi sıfattır. Asker isimdir ama askeri ise sıfattır. Hocam iki, şöyle iki yuvarlak cihazını aldım. Sanatın ve sağlığın melek, arkadaşlar ve bağlacı ve virgül tamlamayı bozar zincirlemeyi. Yani zincirleme şu demek Üç isim birbirine geç. Okul kapısının kolu, okulun kapısının kolu, sanatın ve buradaki ve bir defa tamlamayı ayırmış. Sanatın ve sağlığın merkezi iki tane tamlayan olan belirtili isim tanınmaz. Hocam iki ve üç. Güzel soru. Dönemin önemli, hocam önemli sıfat. Sıfat ama üç tane isim var ki dönemin sağlık merkezleri dönemleyen yani ok yani şöyle düşün okulun sarı kapısının kolu olabilir yani araya sıfat girebilir. Ya yani yeter ki 3 isimden birisi sıfat olmasın. 3 isim olsun. Araya sıfatlar gelsin yani. Dönemin sağlık merkezi, tıp biliminin geçmişi. Evet, cevap Bursa. Güzel bir soru idi. 16. soruya gelelim. Öznesi hangisidir hocam? Özne Kimsenin kitap okumaya vakit bulamadı. Herkesin yazmak istediği bir dönemde yazarların sırlı kapılarını aralayan bu kitap hep derim isme sorulan nasıl sorusunun cevabı tamamen bir tamlamadır. Bakın isme sorulan nasıl nasıl kitapmış bu? Kitabın özelliği ne? Nasıl bir kitap bu? Yukarısı tamamen sıfatlanması. Şimdi şimdiye dikkat edin. Şimdi zaf Birçok okulun başucu kitabı olacak, olacak yüklem. Ne zaman şimdi zaf tümleci. Ne olacak? Birçok okulun başucu kitabı belirtisiz nesneye, bu da özne yani eşit oluyor. Evet geçtim. 17. Söylenemez diyor. Söylenemez. Bir sıfat isim tanımasını telemiştir. Bu ne ya? Bir sıfat isim tanımasını telemiştir. Eski Kayseri yaşama. Mahalle kavramı belirtisi isim tanıması. Eski Kayseri yaşama. Arkadaşlar Kayseri yaşama belirtisi isim tanımasıdır. Bu iti, bu sıfat nitelemiştir. A doğru hocam. Yükleme kalma, ekeylem almış isim mi? Güzeldi, iyiydi. Mahalle kendi içinde sadece fiziki bir çevre olmanın ötesinde sosyal bir birimdi de. Sosyal bir birim idi. Güzel bir öğrenciydi. Harika bir denemi idi. Di. Burada yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. D bağlacı önceki ögeye aittir. Hocam buradaki D ne? Yükle. Yüklemin içinde bir kelime. Neyse B'yi eledik. Basit türemiş birleşik sözcük vardır diyor 3'te. Bakalım. Komşular arasında komşu basit arası basit e, hoşgörü ha hoşgörü birleşik değil mi? Anlayış türemiş dayanışma e, türemiş vardı basit hocam doğru. İlgi adılı neydi arkadaşlar? İlgi adılı ım ki, benimki, seninki, onunki. Hani öğrencilerin genelde çok iyi bildi. Benimki, seninki, onunki. Öğrenciler en iyi bildi ki bu. Benimki, seninki, onunki. ınki. Bakalım dörde. Aileler mahallelerindeki. He, hemen not alalım. Arkadaşlar deki ve daki her zaman sıfat kisidir. Deki, daki sıfat kisidir istisnasız. Bahçedeki, sokaktaki, komşulardaki, mahallelerindeki yani dörtte de ilgi adı değil de sıfat e, ne vardır? Sıfat kisi vardır. Özne nesne yüklem mi? Buluşturdu yüklem. Kim? Ne? Doğum ölümü, nişan, düğün, sünnet ve bayramlar. Evet buluşturmuş. Kimi? Kimleri? Komşuları nesne. Doğru cevap denizde. 18. Ses olayı yoktur diyor. Bana, bana, ben, bana. Ünlü değişimi. Yudum, yutmaktan yudum. Önsüz yumuşaması. Ufkunda ünlü düşmesi. Ola idim. Bakın yeni gelmişken şunu söyleyeyim arkadaşlar. idi bunu not alın. idi imiş, ise, hatta ken eki. Geliyorken. Bunlar yıllardır ünlü düşmesi kabul ama sanırım 2017'de bir soru geldi. Bundan dolayı ünlü düşmesi kabul ediyoruz. Ama şu çok ayıp. Adam bana 2005'teki soruyu gösteriyor ama 2005'te adam onu kabul etmiyordu işte. Bizim burası Türkiye yani. Yani güzeldi, okuyordu, harikaymıştaki idi imişteki iyilerin düşmesi ünlü düşmesidir. Tamam mı? Ama yine de soruya göre davranın. hocam burada ufku var yani. Ha döktüğün hocam K'den sonra T'ye gelmiş benzeşme, tık yumuşamış, ünsüz yumuşaması hocam burada var. Yani. var hocam. Sürüler, çimenler, sarı çiçekler, beyaz kar ve yayla dumanı hiçbir şey yok. Uğulay etekler al ipekten ünsüz benzeşmesi. Düştü ünsüz benzeşmesi. Gölgesi falan geç ovaya. Kaynaştırma harfleri ses olayı kabul edilmiyor. Kaynaştırma harfleri. Ama yine de soruya göre bakın derim yani. ettim de ünlü düşmesi var. Benzeşme var. Hocam cevap Ceyhan. 19. Ee, hangisi noktalama yanlıştır diyor. Bakalım. Beşinci uluslararası hocam bir doğru. Uşak kanattı Deniz atı Kısa Film Festivali'nin. Bunu bilelim arkadaşlar. 2020 TYT'de de geldi. Arkadaşlar yılda birkaç kez ya da bir kere düzenlenir. festivaller her zaman büyük yazıdır ve kesmiş haritada ayrılır. Bakın. Festivaller, panayırlar işte Lale Festivali, Nemne Kurultay bunlar büyüktür. Kesmiş haritada ayrılır. Yani iki de doğru hocam. Konu olan usta oyuncu iki nokta oyuncu olmak ya bak istediğimiz soruyu sormuş bak bu var ya çok şey yani oyuncu olmak kamera önünde geçmek hayattaki hedeflerin arasında değildi bana evet şimdi arkadaşlar dörde virgül gelir çünkü özne şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size lütfen beni iyi dinleyin ve ilk defa dinleyenlerde not alsın bunu ben çok anlattım. Bak bu denemede karşımıza çıktı. O da şu. Şimdi e, hocam adam konuşmuş iki nokta geliyor diyoruz ya bakın. Ben bunu özellikle araştırdım. Şöyle diyor Türk Dili Kurumu. İki noktadan önce yani birisinin sözü varsa bakın aha şuraya yazıyorum bak. Birisinin sözü varsa tırnak içerisine alıyorsan öncesinde iki nokta getirilme şartı şu. Öncesinde bir yüklem olması lazım diyor. Yüklem, yargı. Adem Hoca şunu dedi. İki nokta. Victor Hugo ne diyor? İki nokta. Size anlatayım. İki nokta. Eğer yüklem yoksa iki nokta gelmez, virgül gelir ya da hiçbir şey gelmez diyor. Yani değişik bir madde arkadaşlar. Yani. İnan çok araştırdım bunu. Hatta şöyle diyor, iki noktadan önce bir öge olması lazım. Yani yüklem olması lazım. Bundan dolayı usta oyuncudan sonra üç nokta değil de buraya virgül gelmesi lazım. Tamam mı? Hocam buraya nokta virgül gelecek. Bakın bunu bir daha söylüyorum. Diyor ki Türk Dili Kurumu sıralı ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleye nokta virgül gelir. Bak bir daha söylüyorum. Aynı bak aklımda. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleye nokta virgül gelir. Hocam okuyorum cümleyi. Değildi yüklem değil mi? Değildi yüklem. E cesaret verdi yüklem. E şurada zaten virgül yok mu? olmalı o şart bana öğretmenlerim ailem eş görevli eg o zaman ben ilk yüklemene getireceğim nokta virgül getireceğim bakın nokta virgülden en çok buradan soru gelmiş ya yani bu nokta virgülde sıkıntı yok aman ha oraya oraya dokunmayın ama siz şu üç anladınız mı üç arkadaşlar mesela şöyle diyelim Atatürk Atatürk virgül işte en hakiki mürşid ilimdir demiş bakın tırnakçısını aldım nokta virgül getirdim İki nokta getir. Ama şöyle söyleyeyim. Atatürk şunu diyor. Atatürk şunu dedi. O zaman iki nokta getirirsin diyor. Anladın mı? buradaki mantığı? Diyor geçiyorum. Evet 19 Ceyhan. 20. Noktalama yanlışlığı yoktur. Hayda. Bunlar eskiden çok gelirdi böyle bu tip sorular ama biz kendimizi denem adına güzel bir şey. Arkadaşlar biraz önce bakın bir şey söyleyeyim size. 19'un soruda uzunca anlattığım şey A şıkkında var. Bakın. Durakta bekleyen yolculardan kaçı perondaki görevliye bir şey sordu. Bakın buraya iki nokta gelmez. Bir gül gelecek kardeşim. Çünkü şey yok yani. Dedi, demiş, diyor gibi bir şey yok. A'da hatalı. Evet çok gıcık madde diyebilirsiniz. Gerçekten öyle. Bizim dilimiz zor bir dil yani. İstisna var, istisnanın istisnası var. Değil mi? Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Ee, evet hocam A'da başka. Bence A çeldirici bak. A'da başka nerede hatta var? Yok ki. Otobüs bu saatten sonra gelir mi? Biraz daha bekleyelim mi? Bir cümlede iki tane soru varsa ilk ne virgül? Sonra soru işareti gelir. Küçük hafta devam edilir. Soru işareti yok. A'daki hata anlattığım şey. Şurası. Bakın buraya virgül getirmiş. Doğru hocam. Durakta bekleyen yolcuların Beykacı perondaki peronda görevliye tamam virgül. Ama burada hatta ne? Kardeşim soru işaretini soru işaretini git tırnağın içerisine koy. Gitmiş işte dışarı koymuş. Allah'ım yarabbim geç. Ceyhan'da ne hata yapmış? Burada da soru işareti koymamış. Otobüste bu saatten sonra kim geliyor e, Soru işareti koysana. Türk Dil Kurumu ne diyor? Tırnak içerisindeki cümlenin noktasına virgülünü koyun diyor. hatta bunlara kadar çok eskilerde soru gelmişti. Bu da neydi hatalar denizde? Adam ortaya soru işareti koymuş. Arkadaşlar not alın. Soru işareti önlem üç nokta ve noktadan sonra her zaman büyük harfle gelinir. Soru işareti önlem üç nokta ve nokta. Bak iki nokta yok. Onun istisnası vardı. Şimdi oraya girmeyeyim çıkamayız. bak. Sonra uzar. Evet. E de var mı hata? Durakta bekleyen yolculardan bir kaçı peron dökü Virgül, otobüs pulatına sonra gelir mi? Virgül, biraz da bekleyelim mi? Falan. E şık arkadaşlar. A şıkkı diyeniz olmuştur. 21. A bu soruya bak. Allah'ıma soruya bak. Bakın bu soruları özellikle sayısalca arkadaşlar çok korkuyor. Halbuki en kolay sorulardır yani. Ya sen bilmiyor musun bu konuları? Girişik bileşik cümle ne? Yüklemin dışında fiilim soracak. Ağlayarak gitti. Ağlamayı beceriyor. Var mı bakalım yani. Model marinada başta sağlanması gereken hizmet güvenliyat bağlama ve palamar hizmetidir. Güvenliyat bağlama ve palamar hizmetidir. Burası yüklem, tamlama. Ne? Özne. Aslında burada bir ne var biliyorsun? Özne ve yüklem. Sakın bana hocam orada ve bağlacı var. Bağlı cümle demeyin. Kaç kere dedim dilimde tüy bitti girişik bileşik sıralı da önce yükleme saldırın. Önce kaç tane yüklem var ona bakın yani. Bir tane yüklem var burada ya. Bağlı olamaz. Sıralı olamaz. Var mı fiilimsi? Olmam mı? Sağlamasındaki ma, gerekendeki en, bağlamadaki ma. Hocam girişik bileşik cümle doğru. Öznesi sıfat alaması mı? Bakalım ikiye. Ve benzeridir. Nasıl bir cümle bu? Ve benzeridir. Kim? Marinalarda bulunması gereken diğer hizmetler ise. Hocam şurası ya tamam. Yani marinalarda bulunması gereken hizmetler ise akaryakıt ikmali, elektrik ve su bağlantısı, sağlık hizmetleri, bakım olan hizmetleri ve benzeridir. Bakın biraz uzatayım yani şu iseden sonrası tamamen yüklem arkadaşlar. Ne? Hizmetlere kadar da özne. Özne de nasıl hizmetler? Marinalarda bulunması gereken hizmetler. Bu özne sıfatlamasıdır. Bakın şu B seçeneğini önemsiyorum. Çıkmış soruları adım gibi iyi bilirim. Bunu hem KPSS'de hem de TET'de çok sık sormaya başladılar. Özne sıfat tanımasıdır. Özne isim fiil grubudur. Özne isim tanımasıdır. Fiilimsi grubudur. Aman buna dikkat. Oldukça zarftır diyor. Kesin zarf. Oldukça zarf olur ki yani. E yer yutmaktadır. Ne pardon yer tutmaktadır. Nasıl yer tutmaktaymış önemli. Ne kadar önemli? Oldukça önemli. Zarfın zarfı. Miktar zaafı hocam bu. Oldukça önemli maç. Oldukça önemli bir konu. Miktar zaf hocam. Doğru. İlgeç ve bağlaç. Arkadaşlar ilgeç bağlacı bilmiyoruz mu biz? Edat bağlacı bilmiyoruz mu? Müşteriler satın aldıkları hizmetleri hizmet sunumu sırasında elde ettikleri memnuniyet ile algılamaktadır. Buradaki ile V gelmediğinden Edat hocam. Ama hocam bağlaç yok ki. Cevap deniz bakın. inan böyle sorular geliyor. Ey sayısalcılar. TMC süreciyle zaten takır yapmıştı da bu soruyu. Ama bazı sayısalcı arkadaşlar bu soruyu korkuyor hocam. Ben yapamam. Bu ne? Uzun bir soru. Edat Bağlaç. Bilmiyorum Edat bağlacı. Yani 7. sınıftan Edat Bağlaç anlatılıyor. Bitti. Cevap denizdi. Bağlama grubu ne? İşte V kelimeleri bağlamış işte ya. Ve kelimelere bağlamış. Evet cevap denizdi. Arkadaşlar son sorumuz bu. Yorumları merakla bekliyorum. Kimler anlam bilgisini full yaptı? Kimler 20 22, 22'de 22 yaptı? Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Evet birkaç gündür yorumlara bakıyorum. Cevap verdiklerim var. Vereceklerim var arkadaşlar. Yoğunluktan dolayı. Şimdi bakalım son sorumuza. Çatı yönüyle farklı. Çatı ya. Çatı ne demek? Kaka. Bete. Onu onu kakabete, kendi kendine mi başkası tarafından mı geçti bakalım. Dolduruluyor ayrılıyor. Bak ben yüklemlere baktım kesin kakabeti'yi soruyor bak. Soru çözme mantığı. Yüklemde hep LN varsa kakabete mi? Ya yani iş kendi kendine mi? başkası tarafından mı? Dolduruluyor kim? Sokak hayvanlar için konudan kaplı hocam. Kaplar kendi kendine doldurulmaz ki. Bu edilgen. Kaka yani. Pardon bete. Başkası tarafından. Ayrılan ne? Gece bekçisi için tabak bak bekçi değil ha. Tabak ayrılmış. Cümleyi okuyun. Gece bekçisinin tabak tabak kendi kendine pardon yemek kendi kendine ayrılmaz ki. Başkası tarafından edilgen. Adam yapılan işin istediği gibi olmadığını görünce hemen bozuldu. Çok bozuldu. Adam bozuldu ya. Kaka kendi kendine hocam. Dönüşlü. Alınan ne? Ee, dışarıdan yolcular kendi kendine bak. Şöyle deseydi yolcular kaptanı e, kaptana alındı. Bu dönüşlü olurdu. Kendi kendine alındı. Ama burada yolcular yağmur başlayınca içeri al. Yolcular kendi kendine alınmaz içeriye. Başkaları tarafından alınır. Çok güzel ya. Dil bilgisi edilgen. Harika yani. Bir şey bileceğiz. Misafir gelmeden önce yemek nasıl hazırlığı kendi kendine hazırlanmaz. Başkası tarafından cevap C şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz uzun sürmüş olabilir. Ee, yine fırsat böyle deneme çözmeye devam edeceğim. Yorumlarınız önemli, abone olmanız önemli, arkadaşlarınıza tavsiyeleriniz önemli. Arkadaşlar bizim için aşık, heyecan. Yorumlarınız bizim için önemli arkadaşlar. Herkese başarılar. Görüşmek üzere. Herkesin geleceği sınavda başarılar diliyorum.